İngiltere Başbakanı Theresa May, Katar'a yönelik olarak terörizmin finansmanından sorumlu olanlarla sert bir konuşma yapmanın vakti geldi ifadelerini kullanırken, Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar'ı hedef göstererek yakın geçmişte Orta Doğu'ya yaptığım ziyarette radikal ideolojiye maddi destek verilemeyeceğinin altını çizmiştim. Liderler de Katar'ı işaret etmişti. Bakın dedim. Katar. Şimdi Katar farz edelim tamamen iptal edilse terör durur mu? Katlanarak devam eder. Ne alakası var? Yani çok acizce açıklamalar ve mantıklar ve tedbirler. Ne alakası var Katar? Adam yani istediği an istediği silahı buluyor. Ya bir bombayı bulmak adam için dert değil. Burada inancın düzeltilmesi gerekiyor. Parasını kesmek, efendim, yolunu kesmek bundan durduramazsın. Adam daha da olmasa arabayı alıp sürüyor milletin üstüne. Ya bıçaklıyor. Yani eğitim burada çok önemli. İnsan sevgisi, Allah korkusu, Allah sevgisi hepsinin üstünde. Derin iman. Kur'an'a vakıf olmak. Kur'an'ı yeterli görmek. Hurafelerden kaçınmak. Dolayısıyla böyle bir tedbir olmaz. Bir ihtimal zenginliğini çekemiyorlardır. Ya çünkü para akışları falan belli. Ha, para akışını kontrol edelim de. Efendim, aklım alır eğer şüpheleniyorsan. Değil mi? Milli geliri belli. Geliri belli, gideri belli. Oradaki hesaplara bakabilirsin. Hesaplardaki açıktan anlarsın eğer öyle bir şey varsa. Ama yapılan yöntem çok çirkin. Yani ambargo koymak, yiyecek içecek ambargosu yapmak, oradaki halkı mağdur hale getirmek, onun acısını halk çekiyor. Değil mi? İnsanlar çekiyor. Böyle bir yöntem olur mu? Bu konuşularak rahatça halledilecek bir şey. Ya arkadaş dersin, ben senin terör örgütlerine para vermenden şüphelendim. Mümkünse hesaplarına bir bakayım dersin. Bak hesaplarına. Hesapta bir şey yoksa yoktur. Gelir gider dengesine bakarsın, değil mi? Yani bu nedir? Hadi Katar'ı tamam yeryüzünden sildin. Terör ne olur? 10 misli artar. Böyle bir akıl olmaz. Terör imanla, akılla, bilgiyle ortadan kalkar. Havadan, karadan, denizden ablukaya alınıyor. Ne kadar korkunç bir şey ya. Ne kadar ayıp. Orada çoluk çocuk Müslüman insanlar var. Değil mi? Onlar ne yesin içsin yani. Her şeyi durdurmuş oluyorsun sen. İlaç akışından tut, yiyecek akışına kadar. Tarım ülkesi değil orası. Ne yapsın o insanlar? Böyle bir yöntem olur mu?